Evet sevgili arkadaşlar, Girnebatan'ı yüzeye çıkarma çalışmaları tablosu var burada gördüğünüz gibi. Yüzeye çıkarılmadan önceki son görünüm. ...1967 yılında balçağa gömülü durumda saptanan bu gemi, evet gördüğünüz gibi, 1968-69 yıllarında Pensilvanya Üniversitesi'nden Michael Hassev başkanlığındaki bir heyet tarafından gün ışığına çıkarılmıştır. The shipwreck buried in St. Murph was found in 1967 and brought to light during 1968-1969 by an expedition directed by Michael Hassev of University of Pennsylvania. Evet, bu müzede sergilenen yaklaşık 2300 yıl önce geminin taşındığı eşyalar ile gemi mürettebatının yaşantıları hakkında bilgi vermektedir. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, müzeden çıkıyorum. Yeni Kalesi'nin alanları. Evet, Türk bayrağıyla Kıbrıs bayrağı dalgalanıyor biliyorsunuz. Thank you.
Evet, Lizantin dönemi zindanları ile ilgili bilgiler var. Lizantin dönemine ait bu zindan odaları kuzey-güney yönele uzanan dikdörtgen, planlı ve tonos üstü oluşturulur. Girişteki odanın kuzey ve güneyindeki geçitlerden içlerinde kuyucular bulunan zindan odalarına ulaşılmaktadır demiş. Sizleri sıkmamak adına hepsini okumuyorum sevgili arkadaşlar. İnternetten araştırmalar yapabilirsiniz. Orta çağda cezalandırma yöntemleri. Evet, bu ilginç. Bakalım nasıl cezalandırıyormuş insanlar. Özellikle Kral Henry II'nin Kıbrıs Krallığı'nı yeniden yapılandırmak için Kıbrıs'a geldiği 1310 yılından itibaren Girne Kalesi zindanları kraliyet ailesi mensupları ve şövalyeleriyle dolup taşmıştı. Suç işleyen soylular hizmetkarlarıyla birlikte adı adi suçlular gibi elleri önlerinde bağlı kuşakları çıkarılmış yalın ayak ve başları açık tek hücreli zindanlara atılırlar. Suçlarını itiraf edinceye kadar çeşitli işkencelere maruz bırakılırlardı. Bu zindanlar karanlık ve korkunçtu. İşlenen suçun tespit edilmesi ve ceza verme yetkisi kral ve baronların temsil edildiği Lefkoşa Kraliyet Sarayı'ndaki Hauta Kör adlı yüksek mahkemeye aitti. Suçlu bulunanlar savunmaları dahi alınmadan dar ağacın asılma, hançerlenerek öldürülme, başları kesilme, dört parçaya ayrılma, suda boğulma gibi cezalara çarptırıldı. Zindanlarda ölen soyluların iğrenç görünümlü kokuşmuş cesetleri esirler tarafından bir halı üzerinde kalenin dışına taşınırdı. İçeride bu işkence yapılıyor. Ay! Evet, burası çok korkunç bir şey. İçeride işkence yapılan insanlar var. Demek ki çıplak olarak burada döndürülüyor işkence yapılan insanlar. Görüyorsunuz. Kral Peterson sadakatine ve rağmen kraliçe Eleanor tarafından cezalandırılan şövalye John Wilson'ki. Yok, hayır. Orada insan var mı? Nasıl? Değil mi? Aa, burada mı kalmış? Evet. Öyle işkence odalarıymış işte orada. Evet, işkence odaları. Allah kimseyi düşürmesin. We're scared. Buraya girdiniz mi? Burada da mı işkence odası vardı? Evet, görüyorsunuz bir boşluk var. Boşlukta adam bekliyor.
Diğer tarafa bakıyorum.